Hoş geldiniz. Göreviniz Çankırı'mıza hayırlı olsun. İnşallah hayırlı hizmetleri yapmak nasip olur diyelim. Sayın Valim, ilk geldiğiniz günün haftasında Bakan Bey'in bir Çankırı ziyareti oldu. Bakanımız Çankırı'nın ilçelerini gezdi. İşte Şabanözü, Çerkeş, Kurşunlu, Atkaracalar, ondan sonra Ilgaz'da şey yaptı. En son Korgun'a uğrayarak oradan Ankara'ya geçti. Çankırı'ya uğrama imkanı olmadı. Öncelikle şunu soralım. Biz malum olduğu üzere Anadolu insanı devlete baba diyen bir millet. Çünkü biz devleti her zaman baba olarak gördük. Siz de Çankırı'nın babasınız, devlet babası. Öncelikle onu söyleyelim. Siyasi rekabetin ve çekişmenin bürokrasi üzerinde etkileri var mıdır? Bu etkileri nasıl karşılayacaksınız diye sorsak, böyle bir ortam olsa ne dersiniz? Ya bir kere şöyle neticede biz burada devletin bir makamında Evet. oturuyoruz. Onun için hani biliyoruz ki ülkede yaşayan ülkeden çok farklı görüşte, düşüncelere, anlayışta vatandaşlarımız var. Ama bunların hepsi bizim vatandaşımız. Onların bir kere tamamına eşit mesafede olacağız. Yani bu çünkü benim oturduğum koltuktan bakarken böyle işte bir vatandaşlar yardımlar yapma vesaire gibi durum söz konusu olmaz. Burası devletin makamı, devletin kapısı. Onun için tüm vatandaşlarımız bizim için aynı, biz de hepsine eşit mesafedeyiz. Dediğim gibi onun için hani görev anlayışımız açısından herhangi bir sorun sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani vatandaşın bakan ziyareti başlıkları gayet iyi geçti inşallah. Yani çok farklı konuları değerlendirme, bakan bir yerinde gösterme imkanı oldu. Yani onun için devletin yapacağı atılımlar adına yani hem hayvancılıkla ilgili olanları konuştuk hem de özellikle milli parklar, orman genel müdürlüğümüz falan da beraberdi. Onlarla ilgili işler de var. Yani yeni belediye şartları, ayak pistlerinin geliştirilmesi vesaire gibi. Onlarla ilgili hususları da yerinde değerlendirme imkanı oldu. İnşallah başına faydalı olur. Yani onun devamı gelecek çünkü. Devamı gelecek yani önümüzdeki günlerde hem biz bakan yardımcımız ziyaret hem de dediğim gibi hem Tarım Bakanlığı hem de diğer bakanlıklarda bu işlerin takibini yapacağız. İnşallah bizim gibi orada konuştuk. Bunları nihayete erdireceğiz. İnşallah diyelim. Çankırı Belediye Başkanımız programda yoktu. O hususta ne dersiniz? Bilmiyorum. Yani bir şey söylemem doğru olur. Anladım. Sağ olun.